Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçası değildir. Ecdat diyarıdır. Şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır vatan. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. Milletçe tek yürek, yek vücut meydanlara aktık. Birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Aziz Müslümanlar, hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Kıymetli Müslümanlar, 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler evlatlarımızı ailelerinden kopararak yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Değerli müminler, bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen Peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaktır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. Muhterem Müslümanlar, 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen
Öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine bina etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklardan, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Aziz müminler, Rabbimizin dualarımızı kabul ettiği bu icabet vaktinde hep birlikte niyazda bulunalım. İlahi ya Rabbi, dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alemi İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi, fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru Allah'ım. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kudret ve rahmetini esirgeme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize şafi isminle şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı da bizlere nasip eyle Allah'ım.